olan, odamıza bağlı olan 13 tane meslek grubu var. Bunlar lokantacıdan tüm fırıncılara, yufkacılara kadar 13 meslek grubundan oluşan bir ortak bir odamız var. Esnaf geçen seneden şu ana kadar yaklaşık olarak 400 tane esnafımız kapatmış durumda. Tabii yeni kayıtlarımız da var bununla beraber. Ama şu var, maliyete gitgide arttığı için vergiler had safhaya ulaştığı için, mesela bir kadeve girişimiz %1, çıkışımız %10 olduğu için aradaki %9 farklılık fatura giderini bulmamız lazım. Bu da esnafa büyük bir yüktür. İranlı gelmediği zaman hakikaten esnaf çökecek. Çünkü bizim turizmden başka bir gelirimiz yok. Dediğim gibi yani kapıdan tutun ta ki buraya kadar belli zorluklar var. Mesela sınır kapımızda gidip bakabilirsiniz de biz defalarca gittik baktık. 3 tane çıkış kişimiz var, bir kişiye kullanılıyor. Yani burada kamyoncusu, otobüsçisi, günübirlik girip çıkan vatandaş, gelen turizm turları, gelen turizm İranlı, hepsi bir gişeden çıkıyor. Artı yani koskoca bir ülkeden bir ülkeye giriş yapıyorsunuz. Türkiye tarafına geçtiğiniz zaman ne bir lavabosu var, ne doğru düzgün bir oturacak yeri vardır, ne bir kafesi var, ne bir lokantası var, hepsi baraka, köy şeklinde bir yer. Haliyle bu da buradaki turisti başka illere çekiyor. Yani mesela eskide lokantaya eşimiz, dostumuz olmadan gitmezdik. Mutlaka bir iki tane eşimize, dostumuza lokantaya giderdik. Ama şu anda lokantaya gitmek, kafeye gitmek, bunlar lüks hale geldi. Çünkü bir hesap ödemeye kalktığınızda, 3-5 kişi bir hesap ödemeye kalktığınızda 1,5-2 bin lira parayı bulmaktadır. Bu da haliyle vatandaşı zor duruma sokmaktadır. Yani artık lokantaya eskisi gibi gidip böyle oturmak, 3-5 tane dostunu çağırmak o günler geride kaldı. Lokantaya, kafeye gitmek artık lüks oldu. Van'da asnafın, aşağı yukarı bu 30 yıldır asnafın, asnafımız gerçekten çok zor durumdadır. Neden? Çünkü her şey pahalıdır. Zaman zaman işte söylüyorlar işte lokantacı asnafı işte abartıyor fiyatlar bilmem şöyle böyle. Öyle değildir Hasan. Davulun sesi uzaktan koştur. Şimdi bir kilo etin, iyi etin fiyatı 600 liradır. 550 liradır. Şimdi ne yapacaksın bunu bu durumda? Bir kebabı 250'den aşağı satamazsın. Sattığın zaman ince hesapları yaptığın zaman yani 5 tane Kabe hesapla. Şimdi bunun vergisidir, işçisidir, elektriğidir, kiralar zaten başını almış gidiyor. Su son zamanlarda tabii bu aşağı yukarı bir 2-3 senedir su elektrikten daha fazla geliyor. Bütün vatandaşlarımız, insanımız da hepsi bunun derdini çekiyor, kahrini çekiyor. Neden? Su elektrikten daha fazla. Bunu ben inanıyorum ki belki düzeltmeye çalışırlar. Sana küçük bir öner sunayım. Aşağı yukarı bu 2,5 senedir 350 asnafımız terk ticareti yapmış. Kimisi kemer sıkma politikası der. Kimisi işte ekonomiyi düzelteceğiz, işte şunu oradan kısacağız. Fakat balık baştan kokar. Baştaki insanlar eğer bir müdür, bir genel müdür lüks arabalarıyla cuma namazına gidiyorsa işte bir vali, bir yetkili organlardan bir tanesi eğer arkasında bir sürü lüks arabaları alıp da cuma namazına gidiyorsa vatandaş bunun kemer sıkma politikasına gitmez. Buna bakar. Bu ne yapıyor? Ben ne yapıyorum? Dolayısıyla yani bu herkese yansımış bir şey. Bir de işin şey tarafı ekonomi nasıl düzeltecek? Ekonomi başta vatandaşa, halkına güven vereceksin. İş barışını sağlayacaksın. İnsanlara insan diyeceksin. İnsanları ötekileştirmeyeceksin. Bu olduğu müddetçe ekonomi düzelmez. Savaş politikasıyla ekonomi politikasıyla birbirinin zıttıdır. Ekonomi politikası biraz farklıdır.
Eğer sen huzurunu evinde, iş yerinde huzurun olmazsa o ekonomiyi toplama mümkün değil.